Selamlar. Bu konu hakkında tekrardan konuşmak istiyorum. Bir daha da konuşacağımı düşünmüyorum zaten muhtemelen. Ama Uberklause ile alakalı videoma gelen eleştirilere birazcık cevap vermek istiyorum. Çünkü sadece haksız olan bir insan eleştirilere cevap vermez. Haklı olduğunu savunan bir kişinin her zaman bir cevabı vardır. Öncelikle Uberklause videosunu zaten izlemişsinizdir. Şu anda öyle bir varsayım yapacağım. Eğer izlemediyseniz gidin izleyin. Ondan sonra buraya gelin. Şimdi Uberklause'nin ak partili etkinliklere katılması, başka parti üyelerini dislemesi falan zaten Twitter'da bu aralar konuşulan bir şeydi. Ben ben de konu hakkında birazcık araştırma yaptıktan sonra böyle bir video yaptım. Video baya bir konuşuldu, baya bir insan bu konu hakkında video çekti. Fakat benim üzüldüğüm bir nokta var ki videodaki ana fikri kimse anlamadı. Ben burada Uber kulozun Ak Partili etkinliklere katılmasını eleştirirken buradaki ana konu buyken, adamlar benim varsayım yaptığım örneklere cevap verdi. Bunlar neydi işte mesela zenginlerin arabası, tuzla belediyesi olması falan. İyi de kardeşim buradaki ana argüman bunlar değildi ki. Videoda ilk gösterdiğim argüman buydu. Ben burada dedim ki bir gibi bir insanın vergilerimizi çatır çutur yiyen yani Jahreyn de zaten bunu ifşaladı açıklama kısmına koyarım gidip bakabilirsiniz. Vergilerimizi çarçur eden Rümeysa Kadak'la überkloz nasıl yani bir araya gelmiş olabilir ben bunu sorguladım. Ve bunun bir cevabını alamadım açıkçası. Aslında şöyle söyleyeyim Oğuzhan Uğur'dan bir cevap aldım. Kendisinin dediğine göre bu onun hatasıymış. O söylemiş git katıl bir şey olmaz vesaire diye. Henüz özelden konuşmadık Oğuzhan Uğur'la fakat özelden konuştuğumuz zaman überkloz'un açıklamasını da bu kanalda yayınlayabilirim. Yani illa kendi Instagram hesabında bir açıklama yapmasına gerek yok. Karşı tarafı insanlar buradan da dinleyebilirler eğer ki isterse tabii ki. Yani ben bazıları gibi ortaya bir teori atıp kaçmıyorum. Hani bazıları Muharrem İnce'ye iftira atıp sonra kaçıyor ya. Ondan sonra Ümit Özdağ'ın videolarını kesip biçip yükleyip sonra kaçıyor ya. İşte ben onlardan değilim. Videonun ana konusu şuydu. Über Rümeysa Kadak gibi bir insanla ne işi var? AK Partili etkinliklere neden katılıyor? Bir de üstüne bu Instagram sayfasında neden bir konuşma yapıyor? Ben size açık ve net bir şekilde de söyleyeceğim. Bu teklifler bize de geliyor. Ben bir eleştiri kanalıyım farkındasınız değil mi? Yani benim kanalımı takip eden insanların birçoğu siyasetle alakalı şeyleri takip ediyor. Yani bu tekliflerin bana gelmesi kadar normal bir şey yok. Fakat ben bunların hiçbirini kabul ettim mi? Elbette etmedim. Röportaj haricinde ben hiçbir etkinliği kabul etmeyeceğim ve etmedim de zaten. Çünkü röportaj başka bir şey yani. Adama soru soruyorsun cevap veriyor. Ne kadar iyi bir parti olursa olsun benim eleştirdiğim parti olsa bile sevdiğim parti olsa bile ben bu tür etkinliklere gitmem. Çünkü çünkü benim kendi özgür düşüncelerim var. Ben bir partiyi sırf bana destek oluyor işte ne bileyim belki de bana para veriyor diye. Desteklemem böyle bir şey yapmam. Uber Close'dan cevaplamasını istediğim tek bir konu vardı o da buydu. Ama insanlar bu konuyu o kadar fazla çarpıttı ki anlatamam yani. Yok Tuzla Belediyesi'nin açıklaması şöyleymiş. Yok zengin arabasının açıklaması şöyleymiş. Yahu kardeşim şuna cevap versenize gözünüzü seveyim. Şuna cevap versenize bu adamın burada işi ne? Buradaki isimlere baktığınız zaman hepsi AK Partili. Hepsi bak bir tane AK Partili olmayan isim yok. Hadi diyelim Uber Close gerçekten de hükümeti eleştiriyor. Ulan bu daha kötü değil mi? Hükümeti eleştiren adamın AK Parti etkinliğinde işi ne? Ki çok da fazla eleştiri görmedim bu arada. Mesela en çok şu videosunu bana söylemişsiniz yorumlarda. Burada bir eleştiri yok. Burada sadece ev sahibini eleştiriyor. Yine mülteci videosunda da çok büyük bir eleştiri görmedim. Hatta aksine eğlenceli bir video olmuş bu. Ama dediğim gibi eleştiriyor olsaydı bile eleştiren bir adamın orada işi ne? Ben mesela hükümeti deli gibi eleştiriyorum değil mi? Yarın öbür gün Rümeysa Kadak'la yan yan yana gelsem, etkinliklere katılsam. Ya kardeşim bu adam AK Partili değildir. Hükümeti eleştiriyor mu diyeceksiniz yoksa tükürdüğünü yalıyor mu diyeceksiniz? Bence bana ikincisini derdiniz, değil mi? O zaman objektif olacaksınız. O zaman gerçekten de bir şeyleri sorgulayacaksınız. Videonun ana konusu buydu. Babasının AK Partili olmasıyla herhangi bir şeyi bağdaştırmadım ben. Babasının AK Parti'ye çalışmasıyla bir şeyi bağdaştırdım. Siz hayatınızda böyle bir meslek duydunuz mu? Bu adam bu mesleğe nasıl gelmiş? Bu konuma nasıl gelmiş? Torpil mi var? O mu var? Bu mu var? Ben burada bunu sorguluyorum. Hele ki bu kadar şeyin tesadüf olması da bana çok normal bir şey gelmemişti. Evet, yalan yok yani. Ama söylediğim gibi sizden bu videoda tek bir şeye cevap bekliyorum. Bu etkinlikte işi ne? Bu konuşmadaki amaç ne? Rümeysa Kadak'la neden bu kadar yakın? Bu kadının ne yaptığını zaten biliyorsunuz. Bilmeyenler için videosunu açıklama kısmına koyuyorum. İzleyin, öyle yorum yapın. Ha, onun dışında bazı eleştiri kanalları çıkıp diyor ki işte Überkloss hata da yapmış ama doğru da yapmış. Dansöz gibi kıvırmaya gerek yok. Bir insan ya hata yapmıştır ya da doğru bir şey yapmış. Delikanlı gibi bunu söyle. İki kitleye oynama. Söyleyeceklerim bu kadar.